Bodrum deyince bir pahalılık algısı var. 400-500 oynamaması gerekir. Dolandırıcılar giriyor yani. Fahiş tarifeleriyle gündemden düşmeyen Bodrum'da fiyatlar şimdiden uçtu. Bill Gates bile geliyor, 4 ay kalıyor. Herkesin konuştuğu Bill Gates'in tekne tatilini yakaladı. Bunlara hükümetin farklı bakması lazım. Birçok köyün yolları Bodrum'dan daha bakımlı. O zaman niye burası Mikonos'la Santorini ile yarışmasın? Övmek gibi olmasın, şu an Türkiye'nin en büyük yazlık kontrol edicisiyiz. Merhaba arkadaşlar, şu anda Bodrum Emlak Fuarı'ndayız ve hemen yanımda Neva Prestige firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Öztürk. Birkaç yıldır Bodrum'da inşaat yapıyorsunuz. Uzun yıllardır şirketiniz Ankara menşeli inşaat firması. Neden Bodrum'a geldiniz? Sizi buraya getiren neydi ve gelecek hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, biz ilk Bodrum'a gelme sebebimiz pandemi yeni başladığı sıralar. Biz pandemiden dolayı bireysel yaşama, işte havası, oksijeni, doğası daha bol olan yerlere talep olacağını öngördük. Daha pandeminin ilk yasaklar başlamadan burada araziler geliştirdik, projeler geliştirmeye başladık. Yaklaşık şu an Bodrum'da 15 tane şantiyemiz var. 3000'e yakın konut projemiz var. Bodrum deyince bir pahalılık algısı var. Biliyorsunuz burada işte Arap şeyhlerinden Avrupa'nın, Rusya'nın en zenginlerine, oligarklara kadar konutlar alıyor. Biz dedik böyle bir güzelliğe normal vatandaşlarımız diye erişemesin. Biz aynı Ankara'daki, İstanbul'daki fiyatlara da yakın, hatta İstanbul'dan biraz daha ucuz. Burada doğanın içinde insanlar ev sahibi yapmaya başladık. Fiyatlarımız uygun olunca da kar topu gibi büyüdü. Birdenbire burada 400 daire yaparken 3000 konuta ulaştık 2 yıl gibi bir seviyede. Bu arada tabii bu hani birkaç yılda gelişmiş bir iş değil. Sizin aslında arka planda bugüne kadar firma olarak kaç konut ürettiniz? Tabii biz babam mesleği. Babam Ankara'nın en eski müteahhitlerindendi. 1979'dan beri bizim Ankara'da yapmış olduğumuz 15.000 konutumuz var. Çok ciddi. Yazlık projesi olarak da Antalya, Belek, Ayvalık, Didim gibi yörelerde de geçmişte yapmıştık. Ama pandemiyle beraber tamamen yazlık konut piyasasına döndük. Şu anda 5.000 konut projemiz var. Bunun 1.500'ü normal konut, 3.500'ü yazlık konut. Yani övmek gibi olmasın, şu an Türkiye'nin en büyük yazlık kontrol edicisiyiz. Çok ciddi bir rakam ve gurur duyuyoruz böyle bir firmanın Türkiye'de %100 yerli olarak devam etmesi ve büyümeye devam etmesi. Peki Bodrum'da yatırım sizce mantıklı mı? Bodrum'daki fiyatlar ve kira getirisi işte Monte Carlo, Nice, Ibiza buralarla eşdeğer oldu. Şu an işte biliyorsunuz siz de Dubai'de çok yatırımlarınız var, ticaret yapıyorsunuz. Kira getirileri de oraları aratmıyor. O yüzden ne oluyor? Dünyadaki zenginler de burayı yatırım olarak da görüyor. Hem tatillerini yapıyorlar, hem bu evlerini yatırım olarak kiraya veriyorlar. Bodrum'da yatırım, bu kira getirisi ya da konutların dolar bazında fiyatının sürekli artması. Dolarda bile kar sağlıyorsunuz. Yani atıyorum 200 bin dolar aldığınız bir ev 300 bin dolarlara ulaşıyor. 500 bin dolar aldığınız bir villa 1 milyon dolarlara ulaşıyor. Dolar bazında da kar olunca bu özellikle Rusların çok ilgisini çekti. O yüzden satışlar hız kesmeden devam ediyor. Ben uzun yıllar daha Bodrum'un bu talebinin devam edeceğini düşünüyorum. Ben fiyatlara baktığım zaman hep böyle 2-3 sene öncesine göre 2 katı 3 katı fiyatlar duymaya başladık işte. Milyon eurodan aşağı fiyatlar konuşmayan bölgeler var. Sizde durum nasıl? Yani başlangıç fiyatı nasıl? Ya biz şöyle, aslında herkese göre projelerimiz var. Atıyorum bizim işte burada Boğaziçi dediğimiz mevkiimizde aynı Ankara İstanbul fiyatı gibi 2 milyon TL'ye 1+1'imiz var. 4 milyon TL'ye 2+1'lerimiz var. Kapış kapış satılıyor. Ya biz biraz önce bir karavan gezdik. 2 milyon 700 bin TL'den başlıyor. Öyle bizim karavan yani fiyatına dairelerimiz var. O yüzden hızlı satılıyor. Ya biz Ankara firması olduğumuz için bizim Ankara'da karlılık Bodrum gibi %100 değildir. Biz %20 karı gördüğümüz zaman daireyi satarız. Biz aynı şeyi burada yaptık. Aslında burada da bir kamu görevi gerçekleştirdik. Buradaki yaşayan doktorlar, hemşireler, polisler ev bulamıyordu. Kamu çalışanlarım, maaşlı çalışan otel müdürleri, bunlar evler bulamıyordu. Bizim sayemizde şimdi onlar da burada ev sahibi olabiliyor. Çünkü kiralar çok yüksek burada. Konut kredileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konut kredileri şu an fiyasko durumunda. Ya bankalar gerçekten bir kredi istediğinizde %2 ile 3 arasında krediler veriyor. Bunların taksitlerini ödemek, krediyle almak zorunda olan için çok zor. Yani 2000 yılında nüfusumuz 55 milyonken şimdi 80 milyona dayandı. Yani konut üretimini bazı insanlar rant olarak görüyor. Bazı belediyeler rant olarak görüyor. Yapılmasını önlemeye çalışıyor. İmarları iptal ediyorlar. Halbuki Türkiye'deki ranttan değil, ihtiyaçtan dolayı bir konut ihtiyacı var. Bodrum'un ciddi boyutta bir üreticisiniz. Bodrum'un sizce ihtiyaçları neler? Yani eksik ne görüyorsunuz?
Şimdi Bodrum'da biliyorsunuz milyon dolarlar, eurolar konuşuluyor. Bu tip konutlar zaten o paraları olan insanların Bodrum'da evi vardı. Pandemide de olmayanlar, otele giderim diyenler, onlar da pahalı konutlarını aldı. Şu an Bodrum'da ihtiyaç, atıyorum yalnız yaşayan bir müdür ya da karı koca çocuk yapmamış yazlık sahibi olmak isteyen insanlar 1+1'den 2+1'e kadar olan uygun konutlu fiyatlı yerleri tercih ediyorlar. Bunların bizim açısından da satışı kolay oluyor. Pahalı konutları 6 ayda 1 senede satarken bu tip 1+1, 2+1, 3+1 konutları biz daha inşaat halindeyken satıp bitiriyoruz. Peki belediye anlamında Bodrum'un eksikleri hakkında biraz konuşsak, yani ne düşünüyorsunuz? Ben 3-4 gündür Bodrum'dayım. Biraz hani kendimi yaralı hissediyorum çünkü Fethiyeliyim. Hani bölgenin insanıyım. Çok ciddi eksikler olduğunu düşünüyorum. Hani ben bunu Ankara'dan gelen bir müteahhit, burada artık büyük çoğunlukta ana işiniz burada, eksiklik gördüğünüz şeyler var mı? Ya şimdi biz de eksiklik görüp şikayet ettiğimiz konular oluyordu. Ama gel gör için işin içine girdikten sonra bir baktık ki Bodrum Belediyesi'ne Bodrum'da kayıtlı insan sayısı 180 bin. Devlet 180 bin kişiye göre buraya ödenek yolluyor. 180 bin kişiye göre doktor yolluyor, polis yolluyor, hemşire yolluyor. Ama aslında yaşayan nüfus 500-600 bin, yaz sezonunda 2 milyona çıkıyor. Yani 180 bin kişiye hizmet etmesi için gelen ödenek ve personelle yazın burada 2 milyon kişiye belediye hizmet vermek zorunda kalıyor. Ne oluyor? Yetişmiyor. İşler aksıyor. Hani yolların bozuk olduğundan, altyapının olmadığından bahsediliyor. Yine burada belediyenin suçu yok. Yolların hepsi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Maalesef buraya sahipsiz kalmış bir şekilde. Aslında ne Büyükşehir Belediyesi yardım ediyor, ne merkezi hükümet yardım ediyor. Çok doğru bir yere parmak bastınız. Türkiye'nin sonuç olarak bir elin parmağını geçmeyecek sayıda önemli turizm destinasyonu var işte. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Antalya'nın ilçelerini sayarsak işte Kuşadası, Alanya. Bunlara hükümetin farklı bakması lazım. Bu şehirler sonuç olarak Türkiye'yi dünyaya tanıtan ilçeler. Bundan dolayı bir sanki Konya'nın bir ilçesi gibi Bodrum'u yönetemez. Yani bir Afyon'un ilçesi gibi yönetemezsin. Burayı sanki oranın ilçesiymiş gibi bir park yapamazsın, yol yapamazsın. Burayı ondan öte Turizm Bakanlığı'nın bütçesini buraya aktarman lazım ki gelişsin. İnanın İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da birçok köyün yolları Bodrum'dan daha bakımlı. Evet. Yani merkezi hükümet de bir yere yatırım yaparken burası Türkiye'nin göz bebeği. Yani İstanbul'dan sonra ikinci bilinen yerimiz. Buraya bir turizm şehri gözüyle bakıp parti ayrımı yapmadan buraya hizmeti sağlamalı. Yani burası gerçekten Türkiye'nin göz bebeği. Görüyorsunuz haberlerde, yani Bill Gates bile geliyor 4 ay kalıyor. Alibaba'nın sahibi, Amazon'un sahibi Jack Bezos. Hepsi yatlarıyla geliyorlar burada 1 ay 2 ay kalabildikleri kadar kalıyorlar. Ama bakımsızlığa gelince çoğu köyümüzden bakımsız haldeyiz. Umarım bu sorunlar önümüzdeki yıllarda çözülür. Çünkü bu yatırımlar en nihayetinde gayrimenkulün değerini de artırıyor. Yani havalimanı çok güzelse, tüm dünyadaki destinasyonlardan uçuş varsa, yollar iyiyse, imkanları iyiyse gelen tatilci de mutlu oluyor. Yani aynı şekilde buradaki gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkulün değerini de artıracak unsurlar. Aslında şunu söyleyebiliriz, hani toparlamak gerekirse, bu eksiklikler gayrimenkul yatırımcısı için de fırsat. Neden? Bunlar tamamlandığında gayrimenkul fiyatı da tabii bir daha etkilenecek. Ya biz biraz ufak rötuşla, biraz altyapı hizmetleriyle, tabii burada belediye de görev düşüyor. Bazı derme çatlı yapılar var. İşte insanlar, herkes usulsüz bir şekilde evlerine çirkin bir yapılaşma şeklinde eklentiler yapıyor. Değişik değişik pimapenlerden, alüminyumlardan balkonlarını kapatıyorlar. Bunları da önlemek lazım. Bodrum'u gerçek işte bizim arka planımızdaki gibi beyazı, mavisi, evet, pembesiyi de doğal görünümüne getirmek lazım. O zaman niye burası Mykonos'ta Santorini ile yarışmasın? Yani 10 katı büyüklükte imkanları olan bir yer. Evet. Mehmet Bey, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim Şerif Bey. Ben sizinle bu sohbeti yapmak bana çok gurur verdi. Bence bunun devamını da müsaade ederseniz yapmak isteriz. Çünkü herkesle bu kadar şeffaf ve açık görüşle konuşamıyoruz. Eksikleri de konuştuğumuz için çok mutlu oldum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer Bodrum'da yatırım yapmayı düşünüyorsanız Neo Prestige firmasının projelerini değerlendirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.